Yeni Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinize yapabileceğiniz etli türlü yemeği yapacağım. Çok pratik bir şekilde olacak ve fırına vereceğim. Buyurun yapımına geçelim. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler yaklaşık yarım kilo dana kuşbaşı et, baharatlarımız karabiber, kekik ve tuz. Sebzelerimizde bir tane patlıcan, bir tane kabak, 3 tane patates, 2 tane domates, 2 diş sarımsak, isterseniz bir tane kuru soğan doğrayabilirsiniz. Ben bu tarz soğanlardan tercih ettim. Arpacık soğan da olur. 2 tane sivri biber, 1 tane kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ama etiniz eğer kuzu eti ise, yağlı bir etse hiç sıvı yağ katmayın. 1-2 parça tereyağı koyarsınız. Yarım su bardağı da su. Kabımızın içine etimizi koyalım. Hiç endişe etmeyin. Hepsini çiğden yapacağım ve pişecek. Ama eğer ki endişeniz varsa ve pişmeyeceğini düşünüyorsanız biraz böyle eti tavada pişirin suyunu çekene kadar. Baharatlarını koyuyorum. Ama ben her zaman böyle yapıyorum ve gayet güzel yumuşacık oluyor. Sıvı yağ katıyorum. Soğanlarımı böyle tüm tüm atacağım. Sarımsakları doğramak istiyorum. Bunları da büyük. Patateslerimi küp küp doğrayacağım. Bu yemeğe sadece patates de koyabilirsiniz. Eğer evde sebze yoksa patates koyun. Soğan, sarımsak, biber yeter. Çok aşırı küçük doğramayın sebzelerinizi. Kabağımı da küp küp doğrayacağım. Ayrıca sebzeleri de çoğaltabilirsiniz kişi sayısına göre. Eğer misafiriniz varsa o zaman 2 tane kabak, 2 patlıcan koyun. Patatesi çoğaltın. Yemeği çoğaltmanız mümkün. Patlıcanımı da küp küp doğruyorum. Salçamızın içine suyu ilave edelim. Salçamı da karıştırdıktan sonra döküyorum. Elimle harmanlıyorum. Bütün malzeme birbirine karışsın. Fırın kabımıza yemeğimizi dökelim. Soyduğum domatesleri de doğrayacağım küp küp. Bir tane daha domates doğrayacağım. Gözüm az geldi. Doğradım. Biberleri de ilave ediyorum. Kırmızı biber, sivri biber. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. Sizler isterseniz koyun, isterseniz koymayın. Bunda serbestsiniz. Ama tereyağı çok lezzet verecektir. Ekstra su katmayın. Suyu iyi geldi. Çünkü şöyle göstereyim. Yani hiç susuz değil. Domatesin suyu ve yarım bardak su gayet ideal. Yemeğimin üstüne yağlı kağıdı koyacağım. Çünkü fırınımın kirlenmesini istemiyorum. Ve yemek kendi buharında, kendi suyuyla pişsin istiyorum. O yüzden yağlı kağıdımı şimdi ıslatıp geliyorum. Islatıp elimle buruşturdum. Eğer böyle yaparsanız daha kolay üstünde kalıyor. Öbür türlü koymak zor oluyor. Mutlaka yemeklerinize yağlı kağıt kapatın. Benim tavsiyem. Ben her zaman bunu yapıyorum. Fırınımı 230 derecede ısıttım. Sıcak fırına koyuyorum ve alt rafına koyacağım. Borcamlarda yemek pişirdiğiniz zaman her zaman için alt rafa koyun. Yemeğime bakıyorum. 50 dakikadır fırındaydı. Yağlı kağıdını çekelim artık dikkatlice. Gayet güzel gözüküyor. 10 dakikada bu şekilde bırakacağım. Üzeri kızarsın diye. Yemeğim tamamdır. 10 dakika daha tuttum. Artık fırından çekeceğim. Yemeği görmeniz adına patates nasıl pişmiş diye batırıyorum. Kabak.
Bu da gayet güzel. Hiç ezilme yok. Patlıcan nerede? O da burada. Şahane olmuş. Etlerim de lokum gibi, emin olabilirsiniz. İlk defa yapmıyorum bu yemeği. Her zaman yaparım. Şahane. Şuradan bir tane alalım. Servis edeyim görmeniz için. Daha iftara var çünkü. Yemeğimin bitmiş hali. Ben yanına açıkçası pilav yapmayacağım. Ramazan pidesi var. Cacık var. Ve çorba var. Ekmeğimizi bunu yemeğin suyuna bana bana yiyeceğiz inşallah. Şimdikten herkes de yapıp yiyenlere afiyet olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.